Müdür bey seni istiyor. İyi çocuktur Ali. Ona iyi bak. Gir. Gel bakalım Ali. Gel. Bak Ali, bu bey Emin Efendi. Nalbant'tır. Bundan sonraki yaşamına onun yanında devam edeceksin. Hadi öp bakalım Emin amcanın elini. Emin Efendi'yi dinle, sözünden çıkma. İyi bir vatandaş olarak toplumdaki yerini al. Göreyim seni, bizim yüzümüzü kara çıkarma. Bize müsaade midir bey? Müsaade sizin Emin Efendi. Bu kutsal görevi üstlendiğiniz için çok teşekkür ederim. Ali, kim olduğunu, nereden geldiğini unut. Bundan önceki hayatını hiç kimseye anlatma. En yakının bile olsa. Kolay gelsin Ali. Sağ ol Zeynep. Nasılsın bugün Ali? İyiceyim Zeynep. Saatlerce sancılar içerisinde kıvranman kahrediyor beni Ali'm. Bir doktora görünse. Üzülme Zeynep'im. Yanımda olman bana kuvvet veriyor. Sancımı, üzüntümü unutuyorum. Ya ben Ali'm? İnan bana, bir an bile sensiz yaşayamam. Ne dikilip durdun orada kazık gibi? Hadi işinin başına, sen de doğru eve. Peki baba. Zeynep, beraberliğimiz mutlu ediyor mu seni? Ne demek? Tabii mutlu ediyor Ali. Yalnız böyle kaçamak buluşmalar korkutuyor beni. İstiyorum ki hiç ayrılmasak. El ele, göz göze, bir ömür boyu seninle beraber olsak. Ya ben? Ben dayanabiliyor muyum sensizliğe? İçimde, yüreğimde
Hep sen varsın. Para tamam Mehmet Efendi. Bu iş bitmiştir. En kısa zamanda Zeynep'le düğününüz yapılacaktır. Kendini hazırla. Ben hazırım Emin Efendi. Yeter ki işin gününü belirleyelim. Bu akşam konuşayım, yarın sana gününü söylerim, tamam mı? Ben onu bunu bilmem. Bak, bunlara para derler, para. Ben ömrümde, hayatımda bu kadar parayı bir arada görmedim. Artık dönüşü yok hanım. Ben söz verdim, parayı da aldım. Evlenecek Mehmet Efendi ile. Yok, çirkinmiş, göbekliymiş, yaşlıymış, anlamam! Adamda para var, para! Böyle nimet, ömründe bir kere gelir insanın başına. Kıymetini bilsin işte o kadar. Haftaya da düğününü yaparız, olur biter. Kaçalım Halim. Nereye? Nereye olursun, uzaklara. Yapamam Zeynep. Babanın ekmeğini yedim, suyunu içtim. Hapisten damgalı insanların arasından alıp büyüttü, bu yaşa getirdi beni. Nankörlük edemem. Baban beni para uğruna satsın, kendi yaşındaki adamla evlendirsin, senden ayırsın daha mı iyi? Anlamıyor musun, Mehmet Efendi'ye söz kesmiş, para bile almış, başlık parasına satmış beni, anladın mı? Satmış! Kaçır beni Halim, uzaklara gidelim. İnsanların alınıp satılamadığı yerlere. Sancın mı tuttu? Geçer birazdan. Bir bardak su verir misin? Halim, sen bir doktora gitmelisin. Bildim bileli çekiyorsun bu ağrıyı. Gittim. Böbreklerini üşütmüşsün. Fazla su içmemelisin dediler. Soğuk yaramaz. Sıcak yerlerde yaşamalısın dediler. İyi Halim, kaçalım. Sıcak. Sımsıcak yerlere gidelim. Akdeniz'e, Antalya'ya gidelim. Oralar hep yazmış. Kış olmazmış oralarda. Götür beni oraya. Ben de çalışırım. Beraber mutlulukla, sevgiyle yaşarız. Ne olur Halim, iş işten geçmeden gidelim. Peki Zeynep, gideceğiz. Yarın biletleri alırım. Sabah 9'da haremde, otobüs garajında beklerim seni. Halim, seni seviyorum. Ulan nankör it! Ekmeğini yediğin evin namusuna göz dikersin ha! Dayı, kötü bir niyetim yoktu, evlenecek... Çoğuz olan yılan! Senin başını küçükken ezmek varmış! Defol git ulan, elimi kana bulayacağım yoksa! Defol ulan evimden, defol! Bir daha da karşıma çıkarsan öldürürüm ulan seni! Ulan bunca yıl büyüttük, yetiştirdik namusunuzu beş pahalı yapmak için mi ulan rezil! Nankör rezil! Geberteceğim seni de! Allah aşkına dur efendi, sahiden öldüreceksin kızı! Gebersin namussuz! Bunca yıl besle büyüt, gözün gibi bak, sonra da senin kuyunu katsın! El aleme rezil rüsva etsin! Odadan dışarı çıkmayacak. Yoksa senin... canına... Bey! Bey! Ne oluyorsun bey? Bey! Nefes alamıyorum!
çay yap baba. Olur evlat. Hemşire hanım, yarım saat sonra tekrar tansiyonunu alın. Bugün tedavi altında kalması lazım. Bu süre içinde gerekli olan kan ve idrar tahlilleri yapılacak. 3-4 gün sonra tekrar uğrayın. Neticeyi alırsınız. Peki doktor bey, sağ olun. Affedersiniz, saatiniz kaç acaba? 11 abla. Böbreklerden biri çürümüş. Uzun yıllar ihmal edilmiş. Diğeri de %10 randımanla çalışıyor. Sulu yiyeceklerden kaçınmalı. Çürüyen böbreği de almamız gerekiyor. Çünkü kanı zehirliyor. Üşütmeyecek. Ben gerekli ilaçları yazdım. Ne dedi doktor? Kesti mi biletimizi? Bizim biletimizi kolay kolay kesemezler oğlum. Biz 7 canlıyız. Hadi yürü gidelim. Kalacak yerin var mı? Bir yer bulurum Dursun dayı. Ayrıca bütün üstü açık oteller emrimde. Olmaz oğlum, olmaz. Doktor üşümesin dedi. Boş ver, acı patlıcanı kırağa çalmaz. Sen şimdilik benim kahvehanede kal bakalım. İleride başka bir yer buluruz. Olur, uğrarım. Buyur abi. Emin ustayı gördün mü bugün? Sarhoş musun abi? Onun cenazesi kalkalı 4 gün oldu. Ne? Öldü mü? Öldü ya. Kızı kaçmış, yüreğine indi diyorlar. Karısı da dün taşındı. Nereye taşındıklarını biliyor musun? Hayır, bilmiyorum abi. Duyduk ki kanlın İstanbul'da bu adrestedir. Al evlat. Bu çok kıymetli bir silahtır. Rahmetli babamındı. O da intikamını bununla almıştı. Göreyim seni. Başımızı yerden kurtar. Hadi selametle oğul. Gözüm yoldadır bilesin. Mahmut, nereli olduğunu unutacaksın. Silahın geri teper yoksa. (Gülüyor)
Buyurun, kimi aradınız? Nalbant Emin Usta'nın evi burası mı? Evet, burasıydı. Fakat dün taşındılar. Nereye gittiklerini biliyor musunuz? Hayır, Emin Usta ölünce karısı eşyalarını toplayıp gitti. Peki, sağ olun. Aslan yeğenim benim, göreyim seni. Köye döndüğünde 10 koç kurban edeceğim. Bayramımızdır o gün, bunu bilesin. İyi emme ama, asıl bulan koca şehirde Ali namussuz. Görsem bile tanımam ki. Bu büyük şehir korkutuyor beni. Kolay gelsin Ali. Eyvallah Dursun dayı. Çayı demledin mi? Ayıpsın be dayı, tavşan kanı olmamışsa para yok. Götür 2 bardak da karşılıklı demlenelim ha. Dayı nasılsın bakalım bugün? İyiyim evlat. Konak sahibiyle konuştum, yarın oraya taşınacaksın. Desene konakta yatacağız artık. Helal be Dursun dayı, üstüne yok vallahi. Evde eski bir somya var, onu da al. Rahat uyuyabilir miyim o somyada usta? İstersen kuşluğu yatak yaptıralım sana. Ne bileyim ben, hayatımda hiç somyada yatmadım da. Üzülme, alışırsın. Aklıma geldi. Tahir Bey'in taş ocağına işçi lazımmış. Çalışır mısın? Ben demiri ufalayan adamım Dursun dayı. Taşı ufalamak da iş mi? Soluklan, taşçıya ortak mısın yoksa? Kazandığı paranın yarısını bana veriyor da... O herif adama zırnık bile koklatmaz. Ne yaparsın, alışmışız bir kez. Kazandığım parayı hak etmek isterim ben. Sen bilirsin be arkadaşım. Nerelerde takılıyorsun akşamları? Dursun Reis'in kahvesi var sahilde. Oraya takılırım. Tamam, iri yarı gariban babasıdır. Biz de akşamları düşeriz oralara. Herife çattık! Hadi be hadi! Burası açık hava parkı değil! Önce bir haftalık borcunu öde, ondan sonra gel! Şimdi al voltanı hadi, pis herif! Nasıl buldun yeni evini evlat? Saray gibi namussuzum be! Bu saraya 3-5 tane de cariye lazım, ihtiyar! Meslek değiştirmedik daha! Cariyeleri de kendi bulsun artık, ha! Hadi getirin şu masayı! Getiriyorum abi! Getir! Nereye koyayım? Koy ortaya! Ortaya şuraya! Yardım edin! Bana müsaade! Bu gece bir koca karının hayır duasını alıp sevaba gireceğim. Ben de eve gidiyorum! Sabah kahveye cenabet gelme ulan Hüseyin su döküyor! Kısmetini kapatırsın kahvenin! Boş versene sen! Ulan sen de mi ondan yarısın be? Sabah erken kalk da şu bizim takıyı tamir edelim. Ara sıra balığa çıkarız belki. Olur Dursun Reis! Hadi çocuklar eyvallah! Hadi reis!
Hemşerim kalk hadi kalk! Burası oteldir hadi, al voltanı hadi, hadi yürü! Allah Allah! Şuna bak be! Taş ocağında çalışacak var mı? Ben varım! Ben de varım! Ben de! Ben de! Ben de! Ben de! Gelin benimle! Ben iyi çalışırım ağam, ne iş olursa olsun! Bugünlük yeter, kısmet başka sefere! Bastırınca seni Antalya'ya gönderelim. Oraları sıcaktır, sağlığına iyi gelir. Orada Kemal reislerler biri var. Kışı onun yanında geçirirsin ha, ne dersin Ali? Lüks hayat diye buna derler işte. Yazın İstanbul'da, kışın Antalya'da. Allah'ıma milyoner yaşamaz bu hayatı be. Ben kahveye gidiyorum, sen bu işi bitiriver. Olur usta. Akşama gelinlik kız gibi olur. Ali, kaçalım buradan. Sıcak, sımsıcak bir yere gidelim. Akdeniz'e, Antalya'ya. Orası çok güzel, çok sıcak bir yermiş. Götür beni oraya. Gidelim Ali. Buyurun. İşçi lazım mı kardeş? Ne iş olsa yaparım. Daha önce ne iş yapardın? Renç verdim. Köyden geldim ama her bir işi yaparım. İş yok kardeşim. On altı kişi lazım bugün. Ben de varım. İyi, atlayın kamyona. Merhaba arkadaş. Merhaba. İki kişilik almıştım azı. Arkadaş gelemedi. Kısmet seninmiş, buyur. Sağ ol. Bana çok gelecek ye. Sağ ol. Adın ne senin? Ali. Ali mi dedin? Öyle dedim. Ya senin? Benim mi? Mahmut. Mahmut arkadaşım. İş çavuşuna dikkat et.
Hep işçiden çalar ha. Kaç saat çalıştığını iyi hesap et. Ben hakkımı yedirmem. Senin memleket neresi? Buralı sayılırım artık. Küçükken geldim. Esas memleketini sordum. Kim olduğunu, nereden geldiğini unut. Bundan önceki hayatını hiç kimseye anlatma. En yakının bile olsa. Isparta'nın köylüğündenim. Ya sen? Nereli olduğunu unutacaksın. Silahın geri teper yoksa. Ben de Tokat'ın köylüğündenim. Ha, 8 saat çalışmışsın, 200'den eder 1600. Al bakalım sen şu parayı. 10 saat değil miydi Hasan Çavuş? Fazla konuşma lan! Yalan mı söyleyeceğiz? Zaten sizi işe almakla kabahat ettik. Al hadi al! Seninki ne işiydi? Taş kırma. Ha, ha. 8 saat, 200'den 1600. Ha, al bakalım. Geç. Sen ha, seninki 1200, ben biliyorum, al. Al şunu geç. Bakayım ha. Adın ne? Mahmut. Ha. 6 saat 200 liradan 1200. Al. 6 saati çavuş. Tam 10 saat çalıştım. Hadi al git lan. 6 saat dedim, 6 saat. Yalan mı söyleyeceksin? Yalan söylüyorsun ya. 10 saat parası isterim. Paramı almadan da hiç gitmem çavuş. Ne istiyorsun lan sen? Akşam akşam belanı mı arıyorsun ha? Bela mela aramıyorum. Hakkımı ver gidem. Hakkın bu kadar işte. Hadi bas! ₺800 daha vereceğim. Mümkünü yok çavuş. Paramı almadan gitmem. Bırakın lan! Bırakın! Arkadaşım! Aferin! Ne oldu evlat? Beni boş ver dayı, benim sadece ayağım.
Ama arkadaşımın durumu çok daha kötü. Doktor götürelim ona. Yürü oğlum, yürü. Merak edilecek bir şey yok. Birkaç güne kalmaz kalkar. Sağ ol doktor. Ayaklandın iyice, ha? Nasılsın? Sağ ol. İyiyim ama sana çok yük oldum. Yok be arkadaşım. Benim için de iyi bir meşgale oldu. Keşke hep hasta yatsaydın. Nasıl, yürüyebiliyor musun artık? İyiyim. Sayende iyileştim. Arkadaşlar seni çok merak ediyorlar. İstersen akşama kahveye inelim. Olur, gideriz. Şeref arkadaş, hoş geldin. Hoş geldin. İçelim, hayırlısın Dursun Reis. Şu rakı da bir başka iş gibi ya. Yağ gibi gidiyor mübarek. Nereden buluyor bu kadar parayı bu süslü? Her türlü yol vardır bu hergenede. Ama iyi insandır. Kimseye zararı yok. Ne iş yaptığını kimse bilmez. Gemisini yürütüyor işte, helal olsun. De adam, boş ver öyleyse canım. İçerim ya, hadi şerefe, hadi şerefe! Nereye gidiyor bu kadar et? Dışarı sevk ediliyor, döviz karşılığı. Hadi kardeşim, bizi araba çağır. Hastaneye götürelim. Hadi. Hadi araba çağır be kardeşim. Çekilin be kardeşim. Bir dakika. Böbreğin biri tamamen çürümüş. Üreye çevirmesi büyük bir ihtimal dahilinde. Üre? O ne demek ki doktor bey? Yani sidi kana karışınca vücut zehirlenmeye başlar, gözlerinin altı morarır, yüzü şişer ve rengi koyulaşır. Sonu ölümdür. Peki çaresi yok mu doktor bey? Ameliyat.
kurtulur mu? Yaşama şansı artar bir kere. Öteki böbreğin çalışmasına bağlı. Dikkatli bir yaşam sürecek. Ameliyatı da 250.000 lira tutar. 250.000 lira mı? Baktım ondan sonra. Çok iyi etmişsin. Ne yapalım dedik işte ondan sonra. Karşımıza kim çıkacağı da belli değil. Yaşamlarımız tabii. Pek güzel, pek güzel. Ya Halim, bu süslü seyfi bu kadar parayı nereden kazanıyor? Ne yapacaksın? Bize çok para lazım Ali. Biz de onun yaptığı işi yaparız. Çok para neyimize lazım ki arkadaşım? Senin ameliyat için doktor 250.000 lira dedi. Bu parayı bulalım Ali. Tasa etme arkadaşım. Şimdilik tek motorla idare ediyorum. Yok. Bir an önce bu parayı bulup seni ameliyat ettirmeli. Çocuğum, gel bakayım buraya, gel. Git bakkaldan iki paket sigara al, üstü senin olsun, tamam mı? Hadi gazla. Merhaba Dursun baba. Merhaba, merhaba. Aa, neredeydin ya? Memleketten haber var mı diye adres verdiğim yere gittim. He. Durumları iyiymiş. Çay taze ister misin Mahmut? İsterim Dursun reis de... ...bir şey soracağız senden. Çok merak ettik. Ne diyeceksen de bakayım. Bu süslü seyfi nerede çalışıyor Dursun reis? Ne yapacaksın be Mahmut? Ya iyi bilmiyorum ama... ...karanlık işler gibi geliyor bana. Yo, yanlış anlama. Öğrenelim dedik. Eğer zararsız bir ise biz de yapalım. Ali'ye ameliyat ettireceğiz. Taktı kafasına bir kere Dursun reis. Ne yaparsın? Vallahi şu ara sokakta salaş bir yer vardır. Orayı kiraladı. Ara sıra oradan bir bavulla çıkıyor. Dönüşte de cebinde demetle banknot. Ne bakıyor ben de bilmiyorum. Söyle ulan ne iş yaptığını, Allah şahidim olsun, sağ kurtulamazsın elinden, söyle! Dur Mahmut abi, boğulacağım! Boğacak zaten, söylersen zararımız dokunmaz, bize de para lazım süslü, uslu uslu konuş, becerebilirsek biz de yapalım. Konuş lan, yoksa canın elimde kalacak! Dur, söyleyeceğim! Boğarsan hiç konuşamayacak, gevşet biraz da konuşsun arkadaşım. De, hadi konuş! Söz verin kimseye söylemeyeceğinize. Söz ulan, namus sözü, hadi konuş! Zaten söylersiniz, siz de hapsi boylarsınız. Gelin benimle. Lazım mı abi? Kaçtan?
2500. 2250'den ver, 3 işe alalım. Sermayesi o be abi. İşinize gelirse. Neyse, bir siftah yapalım. İçeri girelim de vereyim. Tabii tabii, geçin. Bourbon var mı? Buyur? Bourbon var mı dedim. Bir daha sefere getiririz onu. Al, 6750. Bereket versin. Eyvallah. Haftaya gene uğrayın. Olur. Çabuk diyelim, tadına bakarsa herif yakalar bizi. Açık oldu. Ah, Enayi'nin belekleri viski içiyoruz diye sarhoş da olurlar iki kadeh. Bana bak, ne biçim viski kafası yaptık değil mi? Yaşasın be! Şşş, bana bak, kaç paramız oldu be? Aa, bir dakika. Evet. 2, 4, 6, 8, 10, 12... 14 bin lira vardır şimdilik! Bana bak, bunları da doldurduk bu 30 kağıt cebimizde demektir ha! 10 günde 300, 20 günde 600, 30 günde 900 bin... Bir milyon sonra da ver eline ameliyat! Ondan sonra da ver eline Antalya! Orası turistik yermiş. Olsun be. Oraya satarız be. Satarız anasını satayım. Satarız ya, vallahi ya. Hadi gel. Viski lazım mı abi? Viski mi? Kaç şişe var? 6 şişe kaldı. İsterseniz hesapla, hepsini verelim. Sizin için 2250. Çıkar bakalım. Sen karışma bu işe. Her şeyi ben yaptım, tamam mı? Olur mu öyle şey? Sen ben yok. İkimiz birden yaptık arkadaşım. Olmaz, viskiler bende yakalandı. Benim de derim. Ameliyat gecikecek Ali. Kendine iyi bakman lazım. Burada hapiste olmaz. Boşver. Biz daha kötü yerlerde yattık, bir şey olmadı. Hem sonra sen dışarıda benden daha ustasın. Çabuk iş bulursun. Yani... İkimizin de yaşaması için senin dışarıda olman lazım. Viskiciler, gelin bakalım. Düşünme bu kadar. Neyse, ucuz atlattınız. Geçmiş olsun. Herifçioğlu enselendiğiniz gün toz oldu. Kolay kolay da uğramaz artık. Herif bir sefer pirelendi. Bağlasan durmaz artık. Zaten bu işin raconu da budur.
Yarın ziyaret günü. Karınca kararınca bir şeyler alıp Mahmud'a gidelim. Sağ olun arkadaşlar. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun Mahmud. Bir şeye ihtiyacın var mı? Sağ olun. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ali hepsini getiriyor. Bir elim yağda, bir elim balda. Yatağını bana getirir misin Ali? Yeni bir yatak al hemen kendine. Sen beni merak etme arkadaşım. Ben iyiyim. Çıktığında şerefine ziyafet var ha! Hem de bugüne kadar mahallenin görmediği bir ziyafet. Sağ olun arkadaşlar. Hele o gün bir gelsin. Kısmet. Merhaba arkadaşım. Ne o, bir şey mi oldu? Durgunsun. Daha ne olsun be Ali? Her ziyaret gününde buralara taşınıyorsun. İşini, gücünü, sağlığını unuttum benim yüzümden. Kahrediyor bu beni. Oo, söylediğin laflara bak. Bense her ziyaret gününü iple çekiyorum. Sana gelmek, seni görmek için. Bu yaptıklarını nasıl ödeyeceğim? Bırak şimdi bu lafları. Biz arkadaşız. İyi günde nasıl berabersek, kötü günümüzde de beraber olacağız. Günaydın. İki gün sonra çıkıyorsun ha? Kısmet. Sabah 8'de gelirim. Arkadaşlar çalışmıyorsa onlarla beraber geliriz. Yok, zahmet etmeyin. Ben gelirim. Olur mu be arkadaşım? Seni en sevinçli gününde yalnız bırakmak yakışır mı bize? Sağ ol Ali. Geçmiş olsun abi. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Geçmiş olsun abiciğim. Allah kurtarsın hepinizi. Eyvallah. Oh,
Yavaş ol lan ayı, sofraya kıtlık getireceksin. Doğduğundan beri yemek yemedin mi sen? Sen kendine bak ulan çiroz. Açlıktan ispinoz kuşuna dönmüşsün. Kamil doğru söylüyor. Ne de olsa soyunda ayılık var. Sen konuşma lan pis sakal. Bana bak sakalıma değil uzatma oyarım ha. Oturun lan oturun yemeğinize bakın bakayım. Beyler çok tıraş ettiniz ha. Evet beyler veremli doğru söylüyor. Fazla tıraş cildi bozar. Haydi şerefe şerefe. İçerideyken çok yardımcı oldu, sağ ol. Beraber kazandığımız parayı harcadım be arkadaşım. O senin ameliyat parandı. Boş ver, gene kazanırız. Daha acelesi yok, turp gibiyim. Bir kilo sabun lazım temizlenmek için Ali. Akşam hamama gideriz. Bir de saz alemi yaparız sonra. Hadi, oba! Sen bayağı kirli adammışsın be arkadaşım. Kirler kabarmış da seni şişman gösterirmiş be. Derdini soydum be Ali. Yandım ya, haşlandım, dur! Oh, nar gibi oldum namussuzum ha! Allah! Yandım! Gülme komşuna gelir başına. Şimdi sıra bende. Başına. Dur ya. Akşam saza girip şöyle felekten bir gece çalalım arkadaşım. Çok bunaldık. Ha? Gidelim be anasını satayım. İstersen çağıralım karıyı masaya. Sonra paramız kalmaz lan. Para mara var merak etme, idare ederiz. Hoş geldiniz canım. Hoş bulduk. Arkadaşım sizi çok beğenmiş de... ...birlikte iki kadeh rakı içelim dedik ki. Daha sonra da yukarıda devam ederiz isterseniz. Hangi yukarıda? Yukarıda evimiz var. Hem arkadaşın da yalnız kalmaz. Ona da buluruz bir tane. Tamam, oldu bu iş. Buyurun, hoş geldiniz. Abla, biz bu beyle yukarı çıkıyoruz. Beyefendiyi de Alev'in odasına sokun. Olur, siz çıkın. Siz de şu odaya girin. Hı.
Ali Bey, siz buralarda ha? Bu ne şeref? Nasıl emredersiniz? Sizi soymamı mı istersiniz, yoksa karşınızda ben mi soyunayım? Zeynep dur! Ben buraya bilerek gelmedim. Ne fark eder, önemli değil. Benim için önemli. Buldum ya seni. Ya, öyle mi? Bak Zeynep, sana her şeyi anlatayım. Buluşacağımız gün beni hastaneye kaldırdılar. Hadi göreceksen gör işini. Delirdin mi Zeynep? Ben seni alıp gitmek istiyorum. Nereye? Evime. Evimize. Biraz geç kalmadın mı? Evet. Geç kaldım. Ama inan bana Zeynep, suçlu değilim. Sana gelmeden önce sancım tuttu. Hastanede tam 3 gün yattım. Döndüğümde her yerde aradım seni, yoktun. Nikah kıyacağım sana Zeynep. Nikah mı? Sana güvenerek evden kaçtım. Kaçtığım zaman seni bulamayınca anladım gerçeği. Dönüşü olmayan bir yoldayım şimdi. Benim yüzümden oldu. Onu kurtarmalıyım arkadaşım. Nasıl senin yüzünden oldu? ...11 yaşından beri birlikte büyüdük Zeynep'le. Deli gibi sevdik birbirimizi. Babası onu... ...zengin bir bakkalla evlendirmek istiyordu. Kaçır dedi bana. 10 yaşından beri... ...bana bakan... ...meslek öğreten bir adamdı babası. Nankörlük olur dedim. Konuşup yorma kendini. Sancım başlıyor. Sonra babası yakaladı bizi. Kovdu beni evden. Söz verdim ona. Buluşacaktık. Ama beni de o saatte hastaneye kaldırmışlardı. Kendimde değildim. Babası... Babası yaptı hepsini. Nalbant Emin. Nalbant Emin mi? Islah evinden almıştı beni. Köyde birini vurmuştum. Anamla... ...babamı öldüren adamı. Kanlımı yani. Kalın. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.
geçti. Sana çok zahmet çektirdim be arkadaşım. Sana ameliyat lazım. Haklısın. Ameliyat olmam lazım. Zeynep'i çıkaracağım oradan. Çıkarıp alacağım o kızı. Karım olacak. Sonra bu pis şehirden gidip yeni bir yerde, sıcak bir ülkede yeni bir hayat kuracağız. Üçümüz birlikte ha arkadaşım. Sana da oradan bir kız buluruz. Helal süt emmiş, arkadaşıma layık birini. Çoluk çocuğa karışır, yaşar gideriz. Sen gidip kaçıralım Ali. O pis evi de darmadağın ederiz. Kendini helak ediyorsun. Git söyle ona. Olur mu be arkadaşım? Zorla güzellik olur mu? Onun gönlü oluncaya kadar bekleyeceğiz. Gönlü olur mu sence? Olacak. Ben Zeynep'i tanırım. Gelecek bana. Zeynep! Zeynep'im!
bitirdi. Yepyeni bir hayat kuracağız Zeynep. En geç bir aya kadar ver elini Antalya. Tek katlı, beyaz badanalı bir ev. İki göz olsun yeter. Önündeki portakal bahçeleri içinde yetişecek çocuklarımız. Varsın şehirden uzak olsun be Zeynep. Güzel günler yaşayacağız. Sen bana bırak. Bir aya kalmaz gideceğiz buralardan. Konağımız burası Zeynep'im. Gel gel. Ne? Ne o arkadaşım? Fena bastırdık galiba. Merhaba bacım, hoş geldin. Hoş bulduk. Kusura bakma, dağınık biraz da, toplarız. Sen şöyle otur Zeynep. Nasılsın yenge? Yengen olmadı daha. Ama olacak nikahtan sonra. Bu da en yakın arkadaşım Mahmut. Memnun oldum. Bir çay kaynatalım, içersin değil mi? Durun bir dakika, ben yaparım. Yo yo, sen otur, biz yaparız. Mahmut doğru söyledi. Sen yorulma, biz hazırlarız. Bunu bakayım. Şey, kusura bakma, bugün derlenip toparlanamadık. Hadi bakalım, ikiniz de dışarı. Ha? Nasıl, dışarı mı? Tabii dışarı. Buraya bir kadın eli değmesi gerek. Akşama doğru gelirsiniz. Ha? Hadi bakalım, hadi. Geldiniz. Çıkarın ayakkabılarınızı, odaya öyle girin. Şuraya bak be. Bu konak yapılalı beri bu kadar güzel olmamıştır. Ellerine sağlık Zeynep bacı. Vallahi tanıyamadım bunca aydır kaldığım odayı. Hoppa! Hoppa! Aslanım! Haydi! Şerefe! Şerefe! Bu akşam Luna Park'a gidelim mi? Gidelim! Ha? Gidelim! Yaşa! Hadi bakalım Şerefe!
eğlenmemiştim. Daha çok eğleneceğiz Zeynep. Önümüzde bütün bir ömür var. Hey arkadaşım! Nereye? Bana müsaade. Dursun baba bana yer ayarlayacak. Gideyim ben. Olur mu be arkadaşım? Bizi bırakıp da nereye gidersin? Senin yerin mi burası? İkinizin de yataklarını hazırladım. Ben de içerki odada yatacağım. Sofrayı hazırlayayım mı Ali? Mahmut gelmedi de, onu beklesek. Peki. Ne oldu Ali? Geçti. Öyle bir yoklayıp selam verdi işte. Bana bir bardak su versen Zeynep'im. Sağ ol. Afiyet olsun. Şunu tedavi ettirsen Ali. Sonra başına iş açacak. Ettireceğim. Hele biraz paramız olsun kolay. Ne o? Gene mi başladı? Yoo. Geçti. Bütün kahve bacımı görmek için sabırsızlanıyor. Hazırlık da yapmışlar. Hadi. Oraya gidelim. Gidelim ya. Çok iyi olur. Onları da tanı Zeynep. Çok seveceksin. Olur Ali, gidelim. Peki baba, biz yengemizin elini mi öpeceğiz şimdi? Bir de alnına götür de sana bayramlık para versin. Ya sıkarsın elini, hoş geldin bacım dersin, olur biter. Unutmayın ha! Yemeği çatalla yiyeceksiniz. Desene aç kaldık, ben hayatta çatalla yemek yemedim. Ben anlamam. Bunca boy büyüteceğine biraz kibarlık öğrenseydin, ayı! Hop hop, kibar olun biraz! Yengemizin yanında da böyle laf ederseniz, rezil oluruz vallahi bak. Aferin ulan Hüseyin, 40 yılda bir doğru laf ettin, bravo! Çok şiddetli bacım, ben halini beğenmedim. Eskiden de olurdu ama hiç bu halini görmemiştim. Yardım et! Yardım et, hastaneye götürün! Tamam! Ne oldu, baktın mı? Eve baktım, yoklar. Neredeler acaba? Allah Allah! Ne oldu bunlara ya? Biraz daha bekleyelim. Nasıl doktor bey? İlk müdahaleyi yaptık. Şimdi baygın yatıyor. Biraz rahatladı. Yüreği düşürür düşürmez ameliyata alacağız. Kurtulur değil mi doktor? İnşallah. Gerekli parayı temin ettiniz mi? Şey doktor bey, o kadar büyük parayı bir araya getiremedik ki. Ne parası doktor bey? Daha önce ameliyat için 250 bin lira gerektiğini söylemiştim.
Evde bekle beni, bir saate kadar dönerim. Zeynep! Neden gelmediler? Kriz tuttu. Bu seferki geçmedi. Hastaneye götürdü. Ameliyat edilmezse yaşamaz dedi doktor. Ne bekliyorlar? Ameliyat etseler ya? Ameliyat için 250.000 lira istediler. Yani para bulunmazsa ameliyat etmiyorlar mı? Etmiyorlar. Etselerdi ömür boyu da olsa çalışır öderdik. Öderdik yani. Zeynep gelecek. Evde bekle dedi bana. Bana daha önce teklif ettiğin iş hala geçerli mi patron? Tabii geçerli kızım. Yeter ki sen evet de. Tamam. Kabul ediyorum. Ama bir tek şartım var. Neymiş söyle kızım? Bana hemen 250.000 lira lazım. İstediğin para olsun. 100.000, 200.000, 250.000. Birikmiş param vardı. Hemen hastaneye götür. Ben ona... Ona... Bir dakika.
Sen içeri gir, odamda bekle beni. Peki doktor. Oturun. Sağ olun doktor bey. Çürümüş olan böbreği aldık. Ama ikinci böbrek de artık iş yapmıyor. Buyur. Anlamadım doktor bey. Yani çok geç kalınmış, bu hastalığını çoktan beri biliyordunuz. Zamanında müdahale edilip tedavi olsaydı yaşama şansı olurdu. Hastalık nöreye dönüşmüşse maalesef yapacak fazla bir iş kalmıyor. Fakat bunun bütün suçu sizde. Suç bizde hanım. Hangi suç? Bu kaçıncı hastaneye girişi bilir misin? Para olmadığı için ameliyat yapmayanlarda hiç suç yok mu acaba? Dur doktor! Bırak da biraz da biz konuşalım. İş olduğu zaman 500 lira yövmiye alan bir adamdan ameliyat için 250 bin lira isteniyor. Lağımda çalışarak, sırtımızda 150 kilo yük taşıyarak, gün doğuşundan batışına kadar kum çekerek ancak ekmek paramızı kurtarıyoruz. Madem ölecekti, ameliyatı neden yaptın doktor? Bu ameliyat parası nasıl bulundu biliyor musun? Karısı olacak kadın namusunu kendisini sattı be! O paranı kazandığın, güle güle harca! Helali hoş olsun doktor! Nasılsın koçum? İyiyim, iyiyim arkadaşım. Doktorla konuştum. Martayı atlattın artık. Zeynep nerede? Zeynep mi? Zeynep... Ameliyata dayanamam dedi. Antalya'da ev tutmaya gitti. Seni beni orada bekliyor. İyileşir iyileşmez... al getir yanıma dedi. Al götür beni oraya. Götüreceğim tabii. Yalnız biraz toparlan, kendine gel. Burada kalmak istemiyorum arkadaşım. Ne olur al götür beni. Söz ver. Söz be Ali, söz. Tabii götüreceğim. Hadi yorma kendini, uyu biraz. Ben hazırlık yapacağım. Şimdilik eyvallah. İşte böyle. Söyleyemedim. Götüreceğime söz verdim. Doktor da ne isterse yapın diyor. Peki ne yapacaksın? Bütün isteği Antalya'ya gitmek. Zeynep'i orada bekliyor diye biliyor. Orada iyileşeceğine inanıyor. Götür Mahmut. Sizin verdiğiniz paralar duruyor. Götüreceğim. Arkadaşlar da bizi uğurlamaya geldiler. Koridorda bekliyorlar. Sağ olsunlar. Hepsi de ne kirli çıkınlarmış. Düğün hediyesi almak için para topladılar aralarında. 25 bin lira oldu. En ön koltuktan bilet aldım. Otobüste turistler gibi gideceğiz Allah'ıma. Orada... iş bulduk mu... öderiz borcumuzu, değil mi arkadaşım? Öderiz tabii.
Hele bir oraya varalım. Oranın denizi, kumu da çok sıcakmış. Orada çok çabuk iyileşeceksin. Zeynep de sana buradan çok daha iyi bakar. Zeynep mi? Zeynep ya. Orada bekliyor bizi. Belki ev tutup dayamış döşemiştir bile. Odalı küçük bir ev tutmuş. Beyaz badanalı. Büyük çiçekli bir bahçesi varmış. İçinde portakal ağaçları. Orada hep birlikte yaşayacağız. Artık ben de evlenirim. Yalnız kendimize ait yepyeni bir dünya kurarız be koçum. Akşamları çocuklarımız bahçede oynarken çilingir soframızı kurarız. Gel keyfim gel. Bizi kimse yıkamaz artık halim. Ali! Ali! Bana bak koçum! Ali! 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 Arkadaşım!